Türkiye tarım açısından büyük bir potansiyele sahip. Bunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. Yanı başımızda Avrupa topografik anlamda, iklim anlamında Türkiye'nin sahip olduğu avantajlara sahip değil. Hakeza Orta Doğu, Arap ülkeleri aynı şekilde aynı toprağa ve su imkanlarına sahip değil. Dolayısıyla şöyle bir etrafımıza baktığımızda Türkiye lokasyon olarak çok ciddi bir tarımsal potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bunun çok ciddi anlamda harekete geçirilmesi lazım. Ha zaten aktif durumda ama yeterli değil. Yani çok daha iyi şeyler yapılabilir tarım adına Türkiye'de. Çok daha iyi şeyler yapılabilir. Çok daha ileri düzeyde üretimler yapılabilir. Yüksek verimler alınabilir. Teknolojik imkanlar kullanılarak üst düzey tarımsal üretimler gerçekleştirilebilir. Bu anlamda yapılacak çok şey var. Bir defa yani seraların modernizasyonundan tutun, topraksız tarımın yaygınlaştırılmasından tutun, susuz tarım alanlarımız var. Bunların tarıma kazandırılıp katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine kadar yapılacak birçok şey var. Biz kendimizce sektöre katkı sağlamaya çalışıyoruz. Muhatap olduğumuz üreticilere, çiftçilere, işletmelere bilgilerimizi paylaşıyoruz, yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Asıl olan tarımda rentable üretim yapabilmektir. Çok kısa bir cümleyle, birim alandan maksimum ve kaliteli verimi minimum maliyetle almaktır. Bütün üreticilerin hedefi budur. Maliyetleri düşürebilmek, kaliteyi ve verimi artırabilmek. İşte kazancın da formülü bu, mutlu olmanın da formülü bu tarımda. Çiftçinin mutlu olmasının ve tarımsal üretimin sürdürülebilir kılınmasının da olmazsa olmazıdır bu cümle. Yani maliyetler düşürülecek, kalite ve üretim miktarı, tonaj artırılacak. Bu şekilde ve birim alandan maksimum verim elde edilecek. Şu anki içinde bulunduğu dünyanın bu koronavirüsü denilen hadisenin hemen akabinde tarımla ilgili faaliyetlerin ve yönelişlerin daha da artacağını düşünüyorum ben. İnsanlar bir şekilde zaten rağbet gösteriyorlardı tarıma. Bu tür sıkıntılardan sonra şehir hayatının ve o yoğun yaşamın verdiği bu sıkıntılar neticesinde ben inanıyorum ki insanlar biraz daha doğayla iç içe olmak isteyecekler. Tarımla, üretimle, bitkilerle iç içe olmak isteyecekler. Yani önümüzdeki süreçte tarım sektörünün çok daha popüler hale geleceğini düşünüyorum şahsen. Şimdi malum geçtiğimiz yıllarda şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, kapatılması vesaire diye bir konu gündemdeydi. Kah kapatıldı, kah özelleştirildi. Bir kısmı da faaliyet gösteriyor şu anda. Bakın şu anda bu kriz neticesinde ne ortaya çıktı? Etanol diye bir ham maddeye ihtiyaç var. Bununla kolonya yapılıyor. Oysa etanol aynı zamanda da bizim benzin üretiminde kullanılan bir ham maddeymiş. Yani ona katılıyormuş. Hadi hükümetin aldığı kararla benzin üretiminden kısıtlandı. Niçin? Kolonya üretimine ağırlık verilsin de dezenfektan üretimi yapılabilsin diye. Ve şu anda Türkiye etanol anlamda kendi ihtiyacını karşılayacak bir potansiyele sahip. Bunu üretebiliyor. Şu an dışarıdan almıyor. Birçok ülkede böyle bir şey yok. Zaten kolonya diye bir kültür de yoktu yani. Bakmayın bizim kültürümüzde var olan bir şey bu. Peki etanol nereden üretiliyor? Melastan üretiliyor. Melas nedir? Şeker fabrikalarında şeker pancarının işlenip şeker elde edilmesi neticesinde ortaya çıkan bir çıktı. Bir ürün, bir yan ürün. Yani atık demeyelim ama bir yan ürün. Yani ana ürün nedir? Şekerin kendisidir. Bu da bir yan ürün, melas. Şeker fabrikalarında üretiliyor. Şeker pancarının işlenmesiyle. Peki melas ne yapılıyor? İşte şimdi öğrendik ki etanol yapılıyormuş. Alkol elde ediliyormuş melastan. Ha, başka ne elde ediliyor söyleyeyim ben. Maya elde ediliyor. Maya fabrikaları da melas işleyerek maya yapıyorlar. Ekmek mayaları, peynir mayaları ve bilumum gıda sektöründe kullanılan mayaların üretiminde kullanılıyor. Başka? Söyleyeyim size. Şeker pancarı işlendiğinde küspe çıkıyor. Yine melasla birlikte bir de küspe diye bir yan ürün var. O nedir? Hayvancılık sektörünün, besi sektörünün çok ciddi bir yem girdisidir. Yem ihtiyacını karşılayan çok önemli bir girdidir o da. Bitti mi? Yok, bitmedi. Melasın işlenip alkol yapılmasıyla alkolü yapıldı. Sonra ne kalıyor biliyor musunuz geriye? Şilempe diye böyle hafif sulandırılmış pekmez kıvamında düşünün. Öyle bir ham madde kalıyor geriye. Öyle bir çıktısı var alkol fabrikasının. O nerede kullanılıyor? İşte o da bizim sektörün, gübre sektörünün en önemli girdilerinden ve yerli ham maddelerinden biridir. Gübre sektörümüz maalesef ham madde anlamında yaklaşık %90 dışa bağımlıyız.
Evet, biz yerli bir firmayız, yerli üreticiyiz. Ancak kullandığımız ham maddeler %90 oranında yurt dışından ithal geliyor. İşte o %10 ne? %10'un içerisinde bor var, bizim burada yerli. Çinko var, magnezyum var, şilempe var, organik malzeme, organik madde kaynağı olarak. İşte bakın, şilempe de geldik, nereye dayandı? Şeker fabrikalarına. Bu demektir ki, ben 25 yıllık bir ziraat mühendisiyim. Şeker pancarı kadar milli, yerli bir ürün ben şu an bilmiyorum. Yani eğer bir tarımsal ürün yerlilik ve millilik adına bir madalya alacaksa, bir ödül alacaksa bu şeker pancarıdır. Dolayısıyla bu ülke bu ürünü üretmelidir. Bu fabrikalar özelleşmemeli ya da revize edilmek, modernize edilip faaliyetine devam etmek şartıyla özelleştirilmeli. Ve her halükarda faaliyetine devam etmelidir. Üretebildiği kadar çiftçimiz şeker pancarı üretmelidir. Çünkü hani derler ya, çöpü zayi olmuyor. Evet, bu ürünün çöpü zayi olmuyor. Ve bu kadar çok boyutlu, endüstriyel anlamda, sanayi anlamında birçok sektörü besleyen, birçok sektöre ham madde sağlayan ben başka bir bitki bilmiyorum. 25 yıllık ziraat mühendisiyim. Bunu da özellikle buradan ifade etmek isterim. Bu konu bence bizim artık milli bir konumuzdur. İHA'mız, SİHA'mız nasıl milli ise şeker pancarı da millidir. Adı konulmalıdır. Şeker fabrikalarını da kapasitesi artırılarak faaliyetine devam etmelidir. Bence bugünden sonra. Bu görülmüş oldu çünkü netice itibarıyla. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Tabii ki sorular soruldukça elbette ki birçok şey konuşulur, söylenir. Ama tarım sektöründeki varlığımız, duygularımız, düşüncelerimiz, çabamız budur. Ülkemize ve sektörümüze ve de üreticilerimize sürdürülebilirlik adına, katma değer adına eğer bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu bize. Bu her zaman bizi mutlu eder. Biz ticaretimizde hiçbir zaman tek başına para kazanmayı öne koymadık. Kapitalist bir anlayışla biz ticareti yapmadık, yapmıyoruz. Değer üretmek, para kazanmak kadar bizim için önemlidir. Katma değer sağlamak bir o kadar önemlidir. Hizmet sunduğumuz insanların mutluluğu bizim için o kadar önemlidir. Sunduğumuz hizmetlerden insanların memnun olup bir dua etmesi bir o kadar önemlidir. Evet, biz tüm bunları göz önüne alarak bu sektörde varız. Dürüstçe, ahlaklıca ve tüm değerlere sahip olarak bu sektörde varız ve faaliyet gösteriyoruz. Bundan sonra yapacağımız tüm faaliyetlerde de bu çerçevede ve bu anlayışla, bu ilkelerle hareket edeceğiz, etmeye çalışacağız ve her zaman için bunu ümit ediyoruz.